neredesin sen? Neredesin sen? Hoş geldin. Gel. Mehmet eşin değil mi Huriye? Eşim abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'tan. İzleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Sen anacığını... Annem arıyorum. Annemi de hiç görmemişim. Bir yaşındaymışım. Ondan sonra da hiç görmedim. 38 yıl oldu ayrılalı. Hala annemi bekliyorum ben. Yürümeye başladın, konuşmaya başladın, okula gittin, askere gittin. Hiçbirinden annesinin haberi olmadı. Hiçbirinden annesi görmedi bu yaşadıklarını. Çocukları oldu, torunlarını görmedi. Kaç çocuğunuz var? 4 tane. 4 tane de torunu var. Evet, ismini koydum ben kendinin. Çocuklardan birine anneanneni, babaannenin ismini evet. verdiniz. Evet. Aile içerisinde yaşatıyorsunuz onu aslında. Evet, öğrendiğim ilk gün andan beri ben aile içinde kendim yaşatıyorum. Eşim zaten çocukluğundan bu yana yaşatıyor yani. O kadar da arzuluyoruz ki biz annemizi görelim istiyoruz. Durdu Mehmet amca. 95 yaşında. O da 38 yıldır evladının yüzüne, kızına hasret bir baba. Hoş geldin Mehmet amcam. Kızın bir gitti. Kızım. Zeynep'in gitti bir daha da geri dönmedi. Kayboldu. Hiç haberim var mı ki benim? Kayboldu. Aradım bulamadım. Ben de şimdi bunu duydum. Kahramanmaraş'tan buraya 12 saatte geldim. Benim söyle halim yok. Görmek istiyorum. Görürsem görürüm. Halallaşırsam halallaşırım. Bilemiyorum hatın kızım. Of. Önce yaşadığını anlattığı bir VTR var. O ekrana gelsin. Sonra da böyle detaylı detaylı sakin sakin konuşacağız. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Diğer tarafta anne ve babasıyla seçemiyorsunuz bazı şeyleri. Buyurun. ...38 yıldır annemi görmüyorum ve onu bir defa da olsa görmek istiyorum. Sonuna kadar da yanında olmak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla evde babamla mı tartışmış, ne olmuş? Oradan ayrılmış, babasının yanına gitmiş, babasıyla konuşmuş. Babası da evine dön kızım demiş. Orada bir daha tartışmışlar. Evden ayrılmış, babasının yanına da gitmemiş. Nereye gittiğini de bilmiyorum ben. O da ölmeden bir defa olsun göreyim diye. Benim tek amacım kızımı görmek diyor bu da. Gel! Gel. Meydana çek. Annemin ismi Zeynep'miş. Ben de onu çok özlüyorum, çok istiyorum. Ondan dolayı da çocuğumun ismini Zeynep koydum. Eşimin o kadar üzüntülerine şahit oldum ki uyurken bile sayıklıyor. O yüzden inan ki bulmasını çok istiyorum ben. Hala anne özlemi yaşıyorum. O kadar büyük özlem olamaz. Evde bile hayal kuruyor gelse... Ben dizine uzanıp yatsam, 38 yılın hasretini gidersem, geçmişle dahil kesinlikle kesinlikle bir şeyimiz olmayacaktır kendisine. Sadece biz bir saat bile olsa görmeye razıyız ya. Dedem olur kendisi de, annemin babası oluyor. Başladık aramaya. Aradık. Ondan sonra karola haber ettim. Karola aradı, çavuş aradı, jandarma aradı, bulamadık oğlum. Özledin? Abav. Benden hiç kemlik gelmez. Yani darılmam da, ayağını da öperim. Ere gittiyse gene aynı. Elin ayağını öpeyim, meydana çıkacaksın. Er varsa, er diyesen, erin varsa, oğlun varsa, çocuğun varsa beni özleyeceksin. Ben seni özlüyorum. 30 seneden beri, 38 seneden beri. Kızım, ölmeden seni görmek istiyorum. Elin ayağını öpeyim, dışarı çık. Ekranda tek bir siyah kare, siyah beyaz bir fotoğraf var. Anneye ait sanırım son fotoğraf karesi. Kaç yaşında burada Zeynep? Biliyor musunuz kaç? Biz bilmiyoruz. 50 yaşında var herhalde, bilmiyorum. Şu an 50 yaşındadır, o zaman 20'li yaşlar mı? Bilmiyorum he. 25 yaşında mıydı? O civarlarda. Burada amca, kızın Zeynep nasıl gitti?
Kulağın duymuyor. Kulağın duymuyor. Meme sen anlat o zaman. Bildiğim evet. kadarıyla babam yeline önünde bir ufak sorun çıkıyor. Babanla aslında anne amca çocukları. Amca çocukları. Kuzenler. Evet. Evet. Evleniyorlar. Evet. Ondan sonra babam yeline önünde ufak bir sorun çıkıyor herhalde. Hı hı. Dedemin yanına gidiyor. Dedem de diyor ki ne kardeşim de beni kötü etme. Evine git kızım diyor, yuvana gitsin diyor. O da oradan çıkıyor, oraya geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum. Ayrılıyor. Ondan sonra hiç görmemişiz. Kahramanmaraş'ta yaşıyorsunuz. Evet. Yani bir tarafta bir akraba evet. evliliği var. Sen dünyaya geliyorsun. Evet. Karı koca kavga ediyorlar değil mi? O kadarlığını biz de bilmiyoruz. Sadece aile evde içinde bir sorun artık olmuş. Babamın babasıyla mı, annemle mi bilmiyorum. Peki bunu kimle. Hiç kimse aileden anlatmadı mı yani işte... Amcan anlatmadı mı? Baban anlatmadı mı? Anlatılanlara kalırsan herkes bir şey söylüyor. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ne kadar ne olsa. Nedir mesela anlatılanlar? Halamla kavga etmişlerdir. Babamla kavga etmiştir. Dedemle kavga etmiş. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bir kavga var. Evet. Ama kavga o kadar şiddetli ki dönüyor babasına geliyor. Durdu Mehmet amcaya. Evet. O günü hatırlıyor musun Mehmet amca? Kızın sana geldi. Kavga ediyor ya kocasıyla ya da akrabalardan biriyle. Zeynep'in sana geldiği günü hatırlıyor musun? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum kızım. Anası dedi ki koca dedi. Demedi desem yalanım. Kızın dedi. Ağlıyor dedi. Kızın dedi. Evet Zeynep ağlıyor. Ha Zeynep ağlıyor dedi. Ben de kızım karı dedim. Yüz verme dedim. O daha cahal dedim. Bundan başka haberim yok. Kocanın evine mi dön dedin ona? Kocaya verdi miydi canım ya? Hayır kocaya verdin de kavga edip sana geldiğinde. He. Hani tamam sus duyma dön kocanın evine mi dedin çocuğuna? Bilmiyorum nereye gittiğini. Yüz verme var dedim. Hiç kulakta duymuyor. Şimdi aradığımız yani kızını arıyor durdu Mehmet amca. Annesini He. arıyor sevgili Mehmet. He. Zeynep Çiriş'i arıyoruz sevgili seyirciler. Şu anda... He. Çiriş değil mi? Evet. Çiriş. Evet. Çiriş. Onun ismi de yazıyor. 1979 yılında dini nikahla evleniyorlar. Zaten amca çocukları bir yaşındayken, evladı bir yaşındayken, yeni doğum yapmışken çocuğunu bırakıp gidebilecek kadar ne olabilir? Nasıl Şimdi, çocuğundan vazgeçebilir? Evet. Şimdi hikayenin i̇şte, devamlarını tabii. anlatacağım. 1979 yılında kaçıyor evden. Evet. Siz hemen tabii kaçtığı zaman jandarmaya gidiyor musunuz? Gittim. He. Gitmedim desem yalanım. Yani hükümet aradı. Yalan söylemeyeyim. Tamam. Bizi de eşime, dostuma neyse belli olmuyor. Herkese Kim olduğunu haber, belli olmuyor öyle değil mi? Ondan sonra bu sefer vazgeçtik. Ne de iki sene mi yalan söylemeyeyim. Bir sene mi aradı jandarmaya ne? Hı hı. Künde de değil Allah Anladım. Hayır. Bilmiyor devlet işini. Hı hı. Ondan sonra bulamadı, umudu kestim. Bu da askere gitti. Bilmem ne etti, ne etti. İnşallah uzatmıyor. Kafamı yedi el hatın tamam. kızı. Tamam, şimdi ben Mehmet'e soracağım. Ha. Annen kaçtıktan sonra 1979 yılında jandarmaya haber veriyorlar, kayıp ilanı veriyorlar. Evet. Sonra sen büyüyorsun, onlar da aramaktan vazgeçiyorlar. 2002 yılında... Ben bir telefon numarası geçti benim elime Elsa Hanım. Nereden geçti o telefon numarası? Hasan Çiriş diye dayım var. O benim eşime vermiş, evet. ben askere giderken bu numaradan annesine ulaşır Mehmet demiş. Numarayı aldım, ben askerden geldikten sonra numarayı verdi eşim bana. Numarayı aldık, burada Gazi Osman Paşa'dan aradık. Evet. Biz dedik Hatice Hanım'la görüşeceğiz dedik. Ben de Hatice Hanım değilim dedi. Ben Zeynep'im dedi. Eşim de dedi ki o arada, biz zaten dedi Hatice Hanım'ı aramıyoruz. Biz Zeynep Hanım'ı arıyoruz. Senin askerden gelmiş bir oğlun var mı dedi. O da yok benim o yaşta oğlum yok. Ben o kadar yaşlı mıyım dedi. Konuştuk. Ben değilim falan dedi eşime. Ondan sonra ben telefonu istedi. Önce tabii bana dedi kaç çocuğum var dedi. Hani annenizi bulup ne yapacaksınız dedi. Çocuklarımın ismini söyledim. O sırada duygusallaştı, ağlamaya başladı kendi de telefonda. Şimdi size akrabalardan biri bir numara veriyor. Evet. Siz o numarayı arayıp Hatice Hanım'la görüşeceğim diyorsunuz. Evet. Ben de Hatice değilim diyor, Zeynep'im evet. diyor. Sonra siz ben diyorsunuz istedim. ki işte
Senin bir oğlun var Mehmet. Ben dedim ben size birkaç soru soracağım dedim. Cevaplayıp cevaplamamak sizin elinizde dedim ama ben dedim rahatlamak istiyorum dedim. Benim de İstanbul'da tanıdığım yok dedi öyle deyince. Ben de dedim ben de zaten İstanbul'a dedim annemizi bulmaya geldik biz dedim. Hı-hı. Annemizin ismi zaten bizim Hatice değil Zeynep dedim ben kendisine. Evet. Öyle deyince de tamam dedi anlat derdim dedi. Sonradan dedim biz annemizi dedim hiç görmedik dedim. Hı-hı. Biz annemizi bulmak için dedim İstanbul'a taşındım dedim. Öyle deyince de dedi bulup da ne yapacağınız dedi. Hı-hı. Biz dedik annemizi görmek istiyoruz başka hiçbir şeyimiz yok. Ya neden benim eşim de annesini görmesin değil mi? Evet. Sonradan dedi hani çocuklarım var mı dedi bana. Ben Hı-hı. dedim var iki tane dedim. Annemizin ismini de koyduk dedim biz. Ondan sonra dedi ya dedi bilmiyorum dedi hani ben olsaydım keşke dedi sonradan ama ağlayarak söyledi bunu da. Hı-hı. Sonra eşimi sordu eşin yanında mı dedi yanımda dedim. Eşimi de istedi eşimle de görüştü. Aynı çocukların ismini sormuş. Ondan sonra da aynı eşime de ağlayaraktan keşke ben olsaydım demiş ama hani o olmasaydı diyorum ben neden eşimi de istesin? Peki eşinle konuştu, senle konuştu. Çok duygusal bir telefon görüşmesi. Evet. 2002 yılında akrabalar bir numara veriyor. Evet. Akrabalar siz... değil sanırım Esra Hanım. Dayı veriyor numarayı. Dayı veriyor. Veriyor. Hangi dayın veriyor? Hasan Çiriş diye dayım nereden? Hasan Çiriş dayın veriyor. Evet. Peki. Ama o kişi ben Zeynep'im ama başka biriyim. Senin annen değilim diyor. Ben Mersin'deyim siz dedi. Siz bununla yetinmiyorsunuz. Ondan sonra ben ablam... Nerede yaşıyormuş o kişi? Mersin'de yaşıyor. Mersin'de evet. Dedi. Ben araştırdım o telefon numarası kimin üzerine diye. Evet. Adana'da birinin üzerine çıktı. Adana'ya gittim. Adana'da bir aileyle tanıştık, görüştük. Hamime, Samime Haksever adında evet. bir aile evet. çıktı. Evet. Numara bu, Zeynep Hanım. Diye biri kullanıyor. Evet. Ama Samime Haksever diye birinin üzerine kayıtlı. O da Adana'da oturuyor o da, gözüküyor. Evet. O da 2006 yıllarında çıkarttırmıştım ben onu 2005-2006 tamam. yıllarında. O daha öncesini araştırdım o telefon numarasının kime ait olduğunu. O da Mersin'de Seviye Kara diye birinin üzerine çıktı. Benim görüştüğüm tarihte Seviye Kara diye birinin üzerine çıktı. Seviye Kara'yla görüştüm ben buradan. Dedim böyle böyle ben annemi arıyorum. Annemin de kullandığı at, ben annemden görüştüm. Annemin kullandığı at sizin üzerinize çıktı dedim. Mehmet Bey dedi, bu telefonda gözü konuşulacak bir şey değil. Gel Mersin'e burada görüşelim dedi. Ben İstanbul'dan kalktım, Mersin'e vardım. Bana şuraya gel dedi, vardım görüşmedi. Buraya gel dedi, vardım görüşmedi. Telefondan da ondan sonra ulaşamaz oldum. Bu Samime Aksever ile görüşmek için... Adana'ya gidiyorsunuz ama sizle görüşmüyorlar mı? Samime Aksever görüştü bizimle onlar. Onlar biz değiliz dediler. 2002 yılında görüştüğüm telefon numarasını araştırdım. Bir tane daha telefon numarası var. O da bu aynı arada... numara ama ben 2006'da Adana'ya gittim. 2002'de evet. Mersin'de çıkıyor o telefon Mersin'de numarası. Çıkıyor. Şimdi teker evet. teker gitmek istiyorum ama siz bu numarayla görüştünüz. Zeynep diye biri çıktı ya karşınıza. Evet. O Zeynep'le irtibatı devam ettirdiniz mi? İki defa mı? Ben söyleyeyim orasını. Bir hafta arayla görüştüm iki defa. Evet. İkincisinde derdimizi anlattık. Ben değilim dedi. Sonra tekrar bir hafta geçince ben aradım tekrarında. O numaraya ulaşılmadı. Sürekli aradık o numarayı kullanmaktadır dedi. Var. Evet. Numaranın kime olduğunu sorguladığınızda Samime Hanım diye biri çıktı. Evet, Haksever. Evet. Adana'ya da kalktınız gittiniz. Onlar dedi ki biz değiliz. Biz değiliz. Tanıştınız dedi. O insanlarla. Evet. evet tanıştım. Fakat 2005 ve 2006 yılları arasında annenin yani Zeynep Çiriş'in arkadaşları olduğunu... Mersin'de olduklarını öğrendik. Annenin bir arkadaşları evet. varmış. Evet. Onlarla da eşim işte, Mersin'e gitti. Mersin'de de buluşma yerlerine gelmediler. Bir hafta kadar kaldı eşim peki, orada. Peki, yani şimdi mesela size birkaç tane telefon numarası veriyorlar. Evet. Diyorlar ki bu insanlar annenin arkadaşları. Kim verdi bu numarayı size? Hasan Çiriş dayım verdi. Hasan nereden buluyor bütün bu numaraları? Yok, arkadaşların numarasını Hasan Çiriş vermedi. Biz, sen onu başkasından peki, aldın. Peki neyse, bunu da aldınız. Arkadaşlar olduğu kişilerle görüştünüz evet. mü? Yok, arkadaşlarıyla da görüşmedik. O bir Seviye Karay'la görüştüm ben işte. Peki, şimdi Sabiha Kara ve Leyla Hanım, bunlar Mersin'de evet. mi yaşıyor? Evet. Sabiha Kara,
Mersin'de Selçuklar Mahallesi'nde sanırım oturuyormuş. Yüz yüze görüştünüz mü o kişiyle? Telefonla görüştük, gelmedi, görüşmeye gelmedi. Mersin'e çağırdı eşimi, evet. Gitti eşim. Evet. Ama kendi buluşma yerini kendi ayarladığı halde gelmedi buluşma yerine. Niye gelmiyor? 2-3 yere şuraya gel dedi, oraya vardım gelmedi. Buraya gel dedi, vardım gelmedi. Ben de çocuklarım burada yalnız, İstanbul'da yalnız bıraktım gittim. Ondan dolayı gene geri dönüp gelmek zorunda kaldım ben. Peki mesela bu Sebiha Kara ve Leyla Hanım diye iki isim veriliyor size. Evet. Onu veren kişiyi hatırlarsanız hani o insanları gösteriyorlar. Diyor ki biz annenle arkadaş mıyız dediler. Evet. Leyla Hanım değil. Sebiha Kara. Evet. Bu Selçuklar Mahallesi'nde Mersin'de oturan. Evet. Hepsinin söz hakkı ve cevap hakkı vardır kullansınlar. Ben annenle arkadaştım dedi mi? Bu telefonda görüşülecek konu değil dedi, evet dedi. Ama dedi yanıma gel, ben yanımda görüşelim, konuşalım. Sen Mersin'e gidiyorsun, evet. 2 tane 3 tane buluşma yeri söylüyor. Evet. Yerleri de o belirliyor. Evet. Ama Sebiha Kara bu buluşmaya hiçbir zaman gelmedi. Gelmiyor. Evet. Şimdi ben sizi arıyorum Hülya Hanım. Diyorum ki siz benim annemin, kayıp annemin arkadaşısınız. Böyle bir durum var mıdır? Annem Zeynep Çiriş'tir. Ne dersiniz? Tanıyorsanız. Görüşelim dersiniz ama gelip davet edip görüşmediğiniz zaman gizli bir şeyler var demek. Ya da hiç tanımıyorsunuzdur. Hadi ben onu yabancı üçüncü bir kişi ama dayı hedef gösteriyorsa birini, bu senin annenin telefonu diye veriyorsa yeğenine ve o telefonda da Zeynep adlı kişi çıkıyorsa bence esas sorgulanması gereken ailenin içerisinden demek ki dayı annenin gidişini ve gittiği yer hakkında bilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi siz bir dayınız var, ondan da şüpheleniyorsunuz. Şüpheleniyoruz, o numara nasıl eline geçti onu bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyoruz. Şimdi 2 tane yıllardır da mesela 38 yaşında, 38 yıl sonra gelip annemi arıyorum demiyor. Zaten yıllardır bunun çabasını vermiş. Evet. Dayı önce bir numara veriyor, bu telefonun ucunda senin annen var diyor. Evet. O kişi annen olmadığını söylüyor ama adı Zeynep. Evet. O kişiyle 2 kere telefonla görüşüyorsun, sonra kayıp. Kayıp. Evet. Ama o telefon başka birinin üzerine çıkıyor. Araştırmalar sonucu evet. Araştırmalar sonucu. Sonra yine biri size annenin arkadaşı olduğunu iddia evet. ettiği 2 isim veriyor. Sebiha Kara diye biri Mersin'de oturuyor. Evet. O kişinin tekrar söyleyeyim Cumhuriyet Mahallesi diye bir, Selçuklar Mahallesi diye bir yer var. Bir Toroslar Caddesi varmış. Orada oturuyor bu Sebiha Kara Mersin'de. Seninle görüşmek istediğini. Evet. Telefon dışında yüz yüze görüşebiliyor evet. ama buluşma yerlerine kendi belirlediği gelmiyor. Halde biri gelmiyor. Biri 2002'de, biri 2006'da oluyor. Bir de şu var, bir dayın var Halit diye. O kayınvalidemin dayısı oluyor. Kayınvalidem. Evet. Annenin kaçtığı gün ona yardımcı olduğunu düşündüğün kişi mi bu? Evet. Ben o tarihleri bilmiyorum. Ben o tarihleri bilmiyorum. Çevrenin anlattığına göre, dedemin anlattığına göre, Ömer Çiriş daim onun Hocam, anlattığına göre ondan şüphelenmiyoruz. Bu, köyden nasıl ayrıldığından benim bilgim baraj, yok. Bizim köyde baraj var, Sır evet. Barajı deniliyor. Oraya jandarma o civarlarda arıyor. Evet. Sonra orada bulunmayınca evet. evler mi aranacaktı artık, jandarma evleri arama kararı almış. Sonra da o dayı herhalde ağzı bağlı götürerekten görüyor bir tanesi. Hani dilsizmiş o zamanlar. O da vefat etti Halit zaten. Halit Taşdemir ağzını bağlıyor. Öyle görmüşler. Niye o ağzını zamanlar, bağlayıp işte götürüyor? Biz de bilmiyoruz yani. Yani şimdi... O kişi hiç konuşmadı bize. Hiç konuşmadı mı? Hayır. Niye? Biz de bilmiyoruz ama dayım biliyor onu. Dayıma söz hakkı verirsek. Dayı, Ömer dayı siz de kız kardeşinizi arıyorsunuz. Evet. Ne, yani o günü bir anlatırsanız... Ablamın kaybolduğunda ben askerdeydim. Evet. Eşiyle, eşi de yiyordu. Kaynanasıyla, niyeyle dövüşüyorlar. Babamın yanına geliyor ablam. Evet. Babam da işte orada bir bozuk bıçağı neydiyse gene geri geliyor. Evet. Oraya var, oradan da kaynanasıyla tartışmış herhalde. Oradan ben diyor, Cihan'a gideyim, Irmağa gideyim diyor. Irmağının da köyün arası 5 kilometre. Ondan sonra... Akşam oldu işte. Akşam, ikinden akşamın arası. Oradan ben Irmağa gideyim diyecek. O zaman da karanı düşüyor. Oradan herhalde dayım gile gidiyor. Evet. Ondan sonra millet hep Irmağa gidiyor. Evet.
Şey orada 9 gün ırmakta aramışlar. Aramışlar. O... Şimdi bir ırmağa düşüyor. Evet. Irmaktan çıkıyor, dayıngile gidiyor. Irmağa gideyim diyor. Irmağa mı gitti, dayıngile mi gitti? İşte orasını bilmiyor. Hangi dayı bu gitti? Halit Taşdemir. Halit Taşdemir'e. Evet. Irmağa onun, gidiyorum diyor. Onun eli içinde. Halit Taşdemir dayım sağ ise el içinde. Şimdi ırmağa gidiyorum. Evet, ırmağa yani... gideyim diyor. Ama o zaman akşam oluyor, akşam. 5 kilometre var. Köyünün ırmağı arası. Ondan sonra millet işte ırmağa gidiyor. 9-10 gün ırmakta arıyor. Babamla arıyorlar. Evet. Üç köy. Dön geler, şuur fek. Arıyla bulamıyorlar. O dayım herhalde o dayım bile varıyor. O dayım da işte babamla niye aramaya gidiyorlar. Orada amcam diyor ki bu kız diyor birinin evinde çıkarsa diyor. Birinin? İşte birinizin evinde çıkarsa diyor. Vay halinize diyor amcam. Evet. O amcam öldü. Ondan sonra o dayım oradan tergiyip geliyor. Nereye köye geliyor? Köye gene tergiyip geliyor milletin içinde. Evet. Ondan sonra Ağraz diye bir kadın varmış orada. Vardı Ağraz'dı. O zaman 60-70 yaşlarında oduna gidiyor. O Ağraz diye ki ne? Şöyle diyor, şöyle bir tane kadın. O zaman kadının gözleri göğüydü. Şöyle etmiş Ağraz. Eli bağlı aldı gittiler demiş. Daha gitti. O Ağraz kadının anlattığı bir varsayım evet. Yani. Böyle evet. Bir iddia var. Evet. Kızın elini kolunu bağladılar, kız gitti. Aldı gittiler demiş. Peki. Yani, Rıza'ya bir gidiş olmadığını iddia ediyor. Kaçırıldığını. Yani siz rızalı değil diyorsunuz. Ama diğer tarafta amcayla, pardon, kocasıyla, kayınvalidesiyle kavga ediyor. Kayınvalidesi de zaten akrabası. Evet. Kavga ediyorlar. Evi terk ediyor. Evet. Ama o Ağraz kadın da elini kolunu bağladılar, götürdüler diyor. Şunu sormak istiyorum. Peki kız kardeşiniz bir yaşındaki çocuğunu bırakıp gidebilecek biri miydi? Hayır. Nasıl gittiyse gitti. Kendi isteğiyle mi evlenmişti iki kuzen? Evet. Akrabaların, kardeşlerin kararı mıydı evlilikleri yoksa aile, kendi istedikleri için mi evlendiler? Vallahi o zaman işte dürüst usulü istediler geldiler babam verdi. Ya bu işin görücü usulü yok ki akrabalar dedin aynı köyde, köyde yaşıyorsa... Herkes birbirini görür i̇şte, zaten. Evet. Akraba birliklerinin yani... en kötü noktası da bu. Eşler arasındaki problem aslında aileler arasındaki husumete ve probleme dönüşüyor. Peki. Ve ortadaki sorunlar görülmüyor. Şimdi babamın 1979 yılında Zeynep Çiriş ellerindeki tek fotoğraf karesi şu görmüş olduğunuz siyah beyaz fotoğraf karesi. O döneme ait bilinen arkadaşları kim varsa lütfen bu konuda bildiği her şeyi bizimle paylaşsınlar. ismi geçen... Selçuklar Mahallesi Toroslar Caddesi'nde oturan Sebiha Kara ismindeki kişiyle görüşmek istemiş 2006 yılında ama görüşmemiş. Söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Dayı Halit Taşdemir hayatta değil mi? Hayatta. Hayatta söz hakkı ve cevap hakkı Halit vardır. Halit Taşdemir, Ali Taşdemir oğlu bunların haberi var abla. Haberleri var. Evet, sahilse haberleri var. O zaman hepsi çıkıp konuşacaklar. Evet. Bildikleri her sahilse şeyi haberleri var bunların. Anlatacaklar. Halit Taşdemir ve Taşdemir ailesi nerede yaşıyorlar bunlar? Maraş'ta yaşıyor. Maraş. Hangi köyde? Evet. Orman dairesinde. Mahallesi. Maraş'ın içinde. Merkez mahallede. Merkez mahallede evet. Yaşıyorlar. Peki hepsi söz hakkını Barbaros mahallesi. Cevap haklarında kullansınlar. Gelen ihbarların hepsini zaten tek tek konuşacağız. Söyle bakalım. Esra Hanım ne olursun yardımcı olun bize. Benim eşim bak hastalandı annesinin hasretinden. Tedavi görüyor. Ben çocuklarımı bıraktım geldim. En küçüğü 3 yaşında. İnanır mısınız? Ben sadece eşimle ailece mutlu olalım istiyorum. Gelsin annem. Ben annemi karşılamak istiyorum, görmek istiyorum. Tabii hikayelerinde daha çok enteresanlıklar var. Böyle hani rastlantılar. Ya onların yorumları ya da bir gerçek, bir gizem var. Bunların hepsinde konuşuyoruz.